Zeteki hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir Mi TV Stick'te güncelleme yapacağız arkadaşlar. Bu güncelleme ile alakalı çok fazla sorular geliyor. Çünkü bu cihazlar halen de çok fazla satılıyorlar ve alan insanların karşısına güncelleme ekranları gelebiliyor. Çünkü stok zamanından dolayı her cihaz en güncel sürümle bize ulaşmayabiliyor. Bu durumda neler yapacağını soran arkadaşlarımız var. Onlara yol göstermesi açısından bu videoyu çekiyorum. Dediğim gibi cihazım Mi TV Stick ve cihazı çalıştırdığımda karşıma şöyle bir ekran geldi. Android sistem güncellemesi diyor. Ayrıntılara girdiğim zaman bu güncelleme neler içerdiğini şimdi göreceğiz arkadaşlar. Playback yani oynatma deneyimini optimize ediyor diyor. Sistem performansını yükseltir diyor ve Google'ın güvenlik yamasını yine güncelleyecek diyor. Şöyle elimdeki sürüme bir bakalım istiyorsanız. Siz de cihazınızın sürümünü buradan kontrol edebilirsiniz. Ayarlarda cihaz tercihlerinde hakkında bölümü bize sürümle alakalı bilgi verecek. Burada da gördüğünüz gibi Android güvenlik yaması düzeyi 5 Ocak 2021'den kalma. Yani bu cihaz pek çok tehlikeye açık aslında. Çekirdek sürümü de yine oldukça eski 23 Şubat 2021. Aslında bu cihazı kullanan arkadaşım bildiğim kadarıyla aktif bir şekilde kullanıyor. Ancak çok uzun zamandır güncellemediğini buradan görebiliyorum. Hemen şurada sizde cihazınızda güncelleme olup olmadığını görmek için bu uyarıyı vermiyorsa yani şu ana sayfadaki Android sistem uygulama güncellemesi uyarısını vermiyorsa sizde ayarları gidip buradan cihaz tercihlerinde hakkında bölümünde sistem güncellemesini seçebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle bir güncelleme denetleyecek. 720 35 MB'lık bu güncelleme indir diyerek işleme başlıyoruz. Tabii bu güncelleme esnasında genelde sorun yaşanmıyor. Ben özellikle Mi Box ilk aldığım günden itibaren ilk çıktığı zamanlarda tekrar tekrar güncellendi. İlk aldığımda ciddi performans sorunları vardı. Güncellemelerle bu sorunları aştı arkadaşlar. Ben dolayısıyla genelde güncellemeni öneriyorum. Ancak arada bir güncellemede yaşadığımız bir problem vardı. O zamandan beri kullanan arkadaşlarımız hatırlayacaklar. Orada pek çok dosyalarımız silinmiş, uygulamalarım sıfırlanmıştı. Eğer sizde üyelik gerektiren ya da işte davet kodu gerektiren Yek gibi, Purple gibi, Fast gibi uygulamalar sahipseniz oradaki davet kodlarınızı, Yek portaldaki giriş bilgilerinizi mutlaka bir kenara not alın diyorum. Çünkü neyle karşılaşacağınız belli olmaz. O yüzden güncelleme yapmadan önce bu işlemi yapmanız, başka dosyalarınız varsa onları yedeklemeniz çok çok önemli. Şu an indirme işlemi başladı. Güncelleme prosedürü şu şekilde oluyor arkadaşlar. İndirme işlemi yapılıyor. Bu sırada arkada bir takım yüklemeler de yapılacak. Şimdi bu indiriliyor yazısının yerine başka bir yazı gelecek. Ondan sonra cihazı kapatıp açtığımızda da güncelleme aktif hale gelecek. Aslında her şey otomatik ve genelde sorun yaşamıyorsunuz. Az önce de bahsettim. Belki 10-12 tane güncelleme yapmışızdır. Arada bir tane güncelleme de ancak çok ciddi bir problem yaşamıştık. Özellikle Mi Box'ta o zaman kullanan arkadaşlarımız hatırlayacak. Biliyorsunuz biz Mi Box'ın depolamasını flash bellekle arttırabiliyorduk. Bununla alakalı kanalımızda videolar var. O flash belleklerin hepsi kullanılmaz hale gelmişti ve bir cihazımızın depolamasını arttıramaz hale gelmiştik. Kısa sürede bir güncelleme daha geldi. O sorun giderildi. Ancak cihazın depolamasını flash bellekle arttıran arkadaşlarımızın flash bellekli yüklü olan uygulamaların tamamı telef oldu maalesef. O flash bellekler tekrar cihaza takıp kullanılmaz hale gelmiş. Yani içindeki dosyaları kaybetmiştik. Sonrasında gelen güncellemeyle tekrar kullanabildik. Ancak tabii ki içindeki dosyalar gittikten sonra çok da bir esprisi olmuyor. Şimdi bu yükleme işlemi bittikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir beklemeden sonra ekranda gördüğünüz gibi sistem güncellemesi hazır diyor arkadaşlar. Bu arada ben güncellemeden önce özellikle sistem performansının yükseleceği ile alakalı bir madde olduğu için cihazı birazcık kurcaladım. Gerçekten de ciddi bir şekilde performansla alakalı problemleri var. Mi TV Stick zaten zayıf bir cihaz. RAM'i düşük, depolaması zaten düşük. Mi Box'ta da öyle maalesef. Bakalım güncellemeden sonra neler değişecek, işimize yarayacak mı onu da merak ediyorum.
şimdi yeniden başlat dediğimde cihazın güncelleme işlemi başlayacak ve cihaz kapanıp açıldıktan sonra yükleme işlemi devam edecek arkadaşlar. Burada da yine süreç biraz uzun sürebilir. Bu işlem bittikten sonra videomuza devam edeceğiz. Yükleme sürerken şu konuda araya girmek istedim. Bakın bu ekranda bir müddet takılabilir. Bu işlem çok uzun sürebilir. Hatta hatırlıyorum bir güncellemede özellikle yazmışlardı. İşlem çok uzun sürebilir gibi bir ibare vardı diye hatırlıyorum. Yani burada takıldı, ilerlemiyor. İşte aradan belki 15 dakika, 20 dakika, belki yarım saat geçtiğinde. Öyle düşünmeyin arkadaşlar. Sakın bu işlemi yarıda kesmeyin. Mutlaka ve mutlaka bitmesini bekleyin diyorum. Yani kısacası işlemi yarım kesmiyoruz, bitene kadar bekliyoruz. Güncelleme bittikten sonra ilk reset sonrası işlem uzun sürebilir arkadaşlar. Çünkü bunun sebebi sistem dosyalarının güncellenmesi işlemine devam ediliyor olması. Bu arada girişteki animasyon da değişti. Tabii ki biz ve siz uzun zamandır bu cihazları kullananlar aslında bu animasyonu görmeye alışkınız. Ancak az önce cihazı açtığımda, ilk açtığımda farklı eski animasyonu da görmüştüm. Şimdi değiştiğini bir kere daha hatırladım. Eski animasyonu görmek de açıkçası ufak da olsa bir nostalji oldu. Çok eski olmasa da bir nostalji oldu. Az önce söylediğim gibi ilk açılış kesinlikle çok daha uzun sürebilir. Burada da yine telaşlanmadan işlemi bitmesini, ana ekranın gelmesini sonuna kadar beklemek gerekiyor arkadaşlar. Açıldıktan sonra da şuna bakacağız. Güvenlik yaması tarihi ne olmuş? Çekirdek sürümü ne olmuş? Ve bir güncelleme daha var mı? Çünkü videonun başında söyledim. Bir arkadaşım kullanıyor bu cihazı. Bilmiyorum ne kadar aktif kullandığını, ben kullanıyor diye biliyorum ama bu güncellemeleri yapmamış, atlamış gibi gözüküyor. Hemen şöyle cihazın biraz kendine gelmesini bekliyorum. Ve şimdi şu ayarlara girelim. Cihaz tercihlerine gidelim. Şu anki sürümü merak ediyorum. Hakkında dediğim zaman Android güvenlik yaması düzeyi Ocak'tı sanıyorum. 5 Kasım 2021'e yükselmiş. Çekirdek sürümü de 17 Aralık 2021'e yükselmiş. Tabii ki yine oldukça eski. Şimdi hemen o tarihten sonra bir güncelleme daha çıkmış mı onu kontrol etmek istiyorum. Sistem güncellemesine girdim. Şu an güncelleme denetliyor. Tabii ki bu cihazlar çok uzun süre güncelleme aldılar. Android 9 versiyonunda kaldılar. 10'a ve 11'e geçmediler. Ancak işimizi görüyorlar ve şu an halen de 7. sürüm Android'lere uygulamalar çıktığını bildiğimiz için çok daha uzun yıllar işimizi göreceğini düşünüyorum açıkçası. Güncelleme denetlenme işlemini sonuçlanmasını merakla bekliyorum. Arada başka güncelleme çıktıysa şimdi onu da yapacağım. Kısa bir beklemeden sonra sistemimin güncel olduğunu öğreniyorum. Yani 2021 Aralık'tan kalan sistemimi güncel olarak düşünüyor Xiaomi diyeyim. Ama bence mutlaka bir güncelleme daha çıkması gerekiyordu. Şöyle ana ekrana gideyim. Hemen sistemin performansıyla alakalı denemeler yapmak istiyorum. Çünkü ufak tefek aksaklıklar oluyordu. Videonun başında söyledim veya ortalarında da söyledim. Şu an cihazda hiçbir hesaplı oturum açık değil. Arama bölümüne geldim. Aramada ne yazacağım tabii ki aşikar. Yalnız şurada şunu dikkat çekmek istiyorum. Halen daha Cinetek yazdığım halde bana Cinetek yazmamı öneriyor. O kadar çok yanlış yazan arkadaşımız var ki ismini doğru yazdığımız zaman bile bizi yanlış olanı mı yazmak istediğimizi düşünüp onu öneriyor bize YouTube. Hemen ilk sıradaki videoya tıklamak istiyorum. Tıkladım. Bir reklam geldi arkadaşlar. Reklam geçtikten sonra video oynamaya başladı. Şöyle bir hemen video kalitesinin 1080p olduğunu gördüm. Gayet akıcı bir şekilde oynatıyor arkadaşlar. Zaten özellikle YouTube tarafında hiçbir sıkıntı bu cihazda da yok. Gayet güzel bir görüntü kalitesi ve akıcı bir şekilde
YouTube videolarını izleyebiliyorsunuz. Şu an cihazda açık Netflix ya da Prime Video hesabı olmadığı için onları geçiyorum. Şöyle Blue TV'ye bir gireyim. Blue TV özellikle kanal izlerken dahi yaptığım denemelerde görmüştüm. Arada hafif takılmalar oluyordu. Şu an güncellemeden sonra bu sorun aşılmış olabileceğini düşünüyorum. Şuradan bir kullanıcı seçtim. Hemen canlı yayına geçeyim. Tabii ki burada ekranı karartmak zorundayım. Bugün hatta Bloomberg'ü açmıştım. Bir böyle 15-20 saniye izleyeceğim. Aradaki takılmalar çok net bir şekilde gözüküyordu. Olacak mı diye merak ediyorum. Yani bir 4-5 saniyede bir takılma yapıyordu cihaz. Ancak şu an bir sorun olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Ama şunun altı tekrar çizmem lazım. Cihaz güncellemeden sonra kapanıp açıldığı zaman belki de 7-8 dakika kendine gelemedi arkadaşlar. Mutlaka bir o kadar süre beklemeniz lazım. O arada hatta birkaç denemeler yaptım ben size videoyu kapatıp. Tıkladığım uygulama açılmadı, siyah ekranda kaldı. O sırada muhtemelen arkadaki disk aktivitesi devam ettiği ve güncelleme işlemi sürdüğü için işlemler çok ağır ilerlediği için performans çok düşük oldu. Yani tekrar altını çizeyim. Güncellemeden sonra cihaz açıldığında bence en az bir 10 dakika kendine gelmesini mutlaka beklemek gerekiyor. Ama şu an hiç sorun yaşamadan Blue TV'nin güncelleme öncesi problemli olarak çalışan Blue TV'nin düzgün bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Ancak tabii ki kullanmak lazım. Yaşanan sorunları görmek lazım. Şu an için sorunsuz bir güncelleme deneyimi yaşadık. Artık videoyu da yavaş yavaş kapatalım istiyorsanız. Siz de bu cihazları ilk aldığınızda bu tarz güncellemeler karşınıza gelebilir. Benim şahsi fikrim uygulama herhangi bir uygulama yüklemeden öncelikle cihazınıza mümkün olan tüm güncellemeleri yapın. Karşınıza güncelleme gelmeyebilir. Mutlaka ayarlara gidin. Ayarlarda cihaz tercihlerinde hakkında bölümünde sistem güncellemesine tıkladığınız zaman bir güncelleme olup olmadığını kontrol ediyor. Xiaomi ya da bilinen markaların şöyle bir avantajı var. Güncellemeleri gerçekten gerektiği anda sunabiliyorlar. Ancak pek çok bilinmeyen markada aldığınız gibi kalıyor. Sorunu varsa sorunlarıyla beraber kullanmak zorundasınız. Ben bu yüzden cihaz tercih ederken deneyimlerime dayanarak en problemsiz cihazları tercih etmeye çalışıyorum. Siz de lütfen kendi cihaz deneyimlerinizi aşağıya mutlaka yazın. Soran arkadaşlarımıza da kullanıyorsanız, memnunsanız cihazlarınızı önermenizde fayda var diye düşünüyorum. Her zaman söylediğim şeyleri söyleyeceğim. Kanalı desteklemek için abone olabilirsiniz, videoları beğenebilirsiniz. Arkadaşlarınızı kanala davet edebilirsiniz, videoları onlarla paylaşabilirsiniz. Beğendiğiniz uygulamaları ya da kendi geliştirdiğiniz uygulamaları şu an ekranda görmüş olduğunuz mail adresi üzerinden bana iletirseniz o uygulamalar hakkında videolar çekip binlerce kişiye ulaşmasını sağlayabiliriz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.